en güvenilir anket şirketlerinden bir tanesi olan Yöneylem Araştırma'nın Şubat 2022 seçim anketi açıklandı ve anketler ve raporlar kaynağından bu anketi sizler için Türkiye'de seçim anketini var bir birleştiren frekans tarafsız haber Barış Biner'de yorumlayacağım. Ancak şunu belirtmek gerekir ki henüz medyaya ve anketler ve raporlara yansımadı. Kararsızların dağıtıldıktan sonraki tablo yansımadığı için kararsızlar dağıtılmazdan önceki sonuçları sizlere aktaracağım. Evet, bugün seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önce yönüyle ankete göre ki en güvenilir anket şirketlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. İşte bugün seçim olsa bu sonuçlar alınıyor, kararsızlar dağıtılmadan önce anketler ve raporlar kaynağı haberleştirmiş. Yüzde yirmi AKP ve yüzde yirmi CHP ve yeniden son dönemdeki yağ krizi ve ekonomideki dalgalanma ile beraber yeniden AKP ve CHP arasındaki puan farkı kapanıyor. 26.9 AKP 26.0 CHP fark neredeyse kapandı gibi. Erdoğan'ın döviz operasyonundan sonra bir nebze olsun açılan fark yeniden kapalıyor ve bu şekilde devam ederse CHP ve AKP arasındaki puan farkının kapanması ve CHP'nin yeniden birinciliği alması söz konusu ki bu dönem CHP ve AKP arasındaki puan farkı kapanmıştı. İYİ Parti %10.5 bugün seçim olsa barajı geçiyor. %7.9 HDP, HDP seçmeni anketörlere yanıt vermiyor. Seçimde muhtemelen %10 oranını bulacaklar. Buradaki 7.9 yanıltıcı olmasın. Milliyetçi Hareket Partisi 3.9 gerçekten AKP erirken MHP'nin de eridiğine şahit oluyoruz. Hemen gözlerimiz AKP'ye giriyor. %27'ye %4'lük bir oy oranı yaklaşık yüzde otuz birlik bir oy oranına tekabül ediyor ama dikkatinizi çekecek olursak kararsızlar dağıtılmadan önceki tablo bu. Evet Deva Partisi %1.9, Ali Babacan %2 oy oranında, Saadet Partisi %0.6 ve Ahmet Davutoğlu %0.6 oy oranında kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin 26.9-27 olan oyunun muhtemelen %30'lara ulaştığını göreceğiz ama bu tüm anketlerdeki ortalamayı az çok karşılayacak bir rakam ve CHP'nin 26 olan oylarının da yükseleceğini göreceğiz ki sonuç değişmeyecek CHP ve AKP arasındaki fark fark e, kapanıyor ve muhaliflerinde üstünlüğü devam ediyor. Evet 27 AKP 4 MHP 101 kararsızlar dağıtılmadan önceki dağıtıldıktan sonra maksimum 5-6 puan oy almış olsalar bile 35-36-37 puanını geçemeyecekler ve %60 ve üzeri muhalefetin HDP ile beraber olan e, toplamdaki üstünlüğü devam edecek gibi görülüyor. Çünkü 26 CHP ve İYİ Parti 10.5 sadece kararsızlar dağıtılmadan önce yaklaşık %27 oy oranında CHP ve İYİ Parti ki Deva Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranlarıyla hele hele HDP oylarıyla beraber muhalefetin iktidara fark atması bekleniyor bu sonuçlara göre tarafsız haber Barış Biner.